Yeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldin. Teşekkür öncelikle. Ediyorum Burak'cığım. Nasılsın? Keyifleriniz teşekkür nasıl? Teşekkür ediyorum. Çok şükür. Hiç sen uyumadın. Nasılsın? Evet, geceden kalmayayım normal. Gece evet. Çalıştım. Sabah senin için buralara kadar geldim bir tanem. Şimdi videomuzda iki farklı tecrübeye sahip konuğumuz var. Kirli Dilek, uzun yıllardır bu işi yapan tecrübeli bir konservatist. Sen de tanıyorsun zaten, evet, değil mi kendisini? Evet, ablamdır. Kaç yıllık bir tecrübe var şu anda karşında? Şu anda tam 27 yıl. 27 yıl. Evet. Çeyrek asırdan fazla yani. Aynen öyle. Diğeri ise yani sense meslekte daha yeni. Sıla Sultan diye hitap ediyorlar, değil mi? Evet. Nereden geldi Sultan? Niye bir yerden bir... gelmedi. Direkt ben koydum. Yani şöyle aslında farklı tecrübelere sahip iki evet. farklı kişinin yorumlarını biz bölümde alacağız. Yani yeni çalışan kızlarda özenti var. Yeni gelen genç müşterilerde de ayrı bir düşünce var. Eskiden değişi. Böyle değildi ama. Değildi. Saygısı büyüktü. Ya da bir erkek bir bayanla 6 ay sonra telefon numaramızı veriyorduk örneğin. Şimdi uzaktan mendil salladım elet yani, anladın mı? Evet, evet. Hemen şimdi direkt peçeteyle hallediyorlar. Ya dur Allah'ım. Yıllardır bu mesleği yapan birisi olarak vermek istediğin bir mesaj evet, var mı? Ne söylemek buradan istiyorsun? Bütün gençlerimize diyorum, okuyun. Sakın bu alemin önünden geçmeyin. Hı. Bu alem güzel bir şey değil. Bizler düştüğümüz için bu alemdeyiz. Sakın özenmeyin. Allah işinizi rast getirsin. Zorbalık var işin içinde. Bir kere cinsel var. Tavsiye etmem. Şimdi bugün seninle beraber film ve dizilerdeki pavyon sahnelerini izleyerek yorumlamanı isteyeceğiz. Bu sahneler ne kadar gerçekçi? Ne kadar yapay? Bunlara bakacağız. Tamam mıyız? Tamamız. Dansı evet, Ankara havası güzel bir eğitim aldım. Niye? Ay, yok. Eğilmek var, hı. O şekilde oynamak var ama... Hiç böyle bir şey görmedim diyorsun ama. Ben böyle hiçbir şey görmedim ya. Ne yakışmış sen? Mı peki? Hayır, hiç de yakışmamış. Vallahi. Cidden. Ya bizim Ankara'da asla ya, bizim direkt dalga meselesidir. Evet. Burada mesela sen dans ediyor olsaydın ben daha iyi kıvırırdım bu işi. Ya şimdi zaten bu ispatlanmış bir şey yani. Heh. 27 yıl. Yani ben bugün Seymenler'le de oynayabilirim. Erkek Ankara havasına ayrı nitelikte. Yani bundan daha profu evet olabilirdim. Döktürürüm diyorsun yani. Evet, esirdim. Toz kalmaz herhalde sahnede. Devam ediyoruz yine inci tanelerinden başka bir sahneye. Diyecek gerçekten. Gibi yani evet, soracağın soruyu tahmin edebiliyorum. Bayanın bir masadan direkt müsaade alması karşıdaki bir insana saygısı vardır. Ya kardeştir ya aşktır. Kalktıysa eğer ikinci masaya güzel bir masadır, eşek bir masadır. Yani kopartılacak bir masadır. Bizim işimiz ameliyat diye düşünüyorum. Yani soracağın sorunun direkt yanıtını evet. vereyim. Evet. Ama beni hiçbir garson oturduğum masadan alamaz. Öyle bir lüks ve kabiliyet yok asla. Allah Allah, niye? Buna bir ben fırsat vermem. Bir saygı vardır ya adamlara karşı. Anladım, anladım. Hele ki yanımdaki oturduğum sevdiğim bir insansa. Ki bu benim başıma geldi. Hı. Benim de hani bir sevgilim vardı. Hı. Mesela o kişi gelince ben evet masasında birazcık yavaş içiyorum. Ben sonra da onun kafası güzel olunca direkt dikiyorum falan. Masa kültürüne göre, iş disipline göre gerçekten ayıptır. Çünkü sen bana değer veriyorsun, ben de oturuyorsun, sohbet etmeye geldin. Sen beni sayarken ben masadan müsaade alıyorsam seni bozmuş anlamına geliyorum. Aslında olmaması lazım. Ama çok değer verdiğin bir insansan ya da bir artist kendini eğer ki biliyorsa müsaade isteyerek kalkabilir diye anladım, düşünüyorum. Anladım. Yani disiplin de budur edebi. Geçiyoruz. Yasak Elma ya. Yasak Elma'yı izliyor musun? Allah en sevdiğim. Bestim ya en derbe. Resmen pavyondayız. Anne. Ay dolan dolar atsaydı bari. Bu ne böyle ayol? Abla ekonomi kötü, idare et. Ha, ben olsam peçeteyi sallardım. Bu adam da oh. çık da. Arizona kertenkelesi gibi çiftleşmeye geliyor. Hay Allah'ım ya Rabbim Emir. Ay hoş. Hoş ve kumar ihbarı aldık. Aha sigara baskını. Yo değil. Evet, uyuşturucu baskını oluyor. Şimdi burada birkaç tane konuşacağımız konu var Sıla. Bir müşterinin başka bir işte karşı cins müşteriye böyle sarkıntılık etmesi durumları yaşanıyor mu çok? Genelde yani %80 oranında oluyor. Yani vallahi. Şimdi artık bu alemin içerisine gelen müşteriler, şimdi bu alemde çalışan bayanlara alıştığı için hı. dışarıdan herhangi bir bayan geldiği için dışarıdaki gelen bayan daha dikkat çekiyor. Başıma geldi. Sana ben mı? Müşteriydim. Pavyona girmeden önce. Ya evet. Ben zaten kendi babam mekancı. Hani hep birlikte dedik hani gidelim hani keşfedelim nasılmış neyse. Oturuyoruz. Babamı sevgilim zannettiler. Ben lavaboya gidiyorum. Adam geliyor arkamdan. Adam dediğim de 28-29
9 yaşında yani. Seni tuvalette takip ediyor. Evet. Ondan sonra geliyor diyor ki yanınızdaki diyor sevgiliniz de yaşlı değil mi? O benim dedim babam dedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle deme. Sen bu beni o benim babam deyip üzerine de bir anneli bir şey söylemişsindir gibi geliyor ya. Ben seni biraz tanıyorsam. Şöyle değil mi direkt? Özür dileyerek söylüyorum. O benim babamla çünkü ben biliyorum o. Sen dedim ne anlatıyorsun lan dedim yani. Direkt ha. Böyle. Sen ne anlatıyorsun? Polis baskını oluyor. Ben bugün devletimize de teşekkür etmek istiyorum aslında. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Çünkü benim dönemde çok kadın cinayetleri oluyordu. Kaçırılan kadınlarımız oluyordu. İntihar edilen, vurulan. Ama şimdi polis evet uygulaması oluyor. Küçük yaşta aileme başlayan kızlarımız var mı? Üniversite öğrencisi gibi örnek. %90 artık üniversite öğrencisi. Öyle mi? Evet. Yeni başlayan. Yeni nesiller yani anladın mı? Ben 16 yaşında başladım sene 96'da. Evet çocuk yaşlama ama bizde evet. Şeydi yani böyle bir çaresizlik vardı. Bizler yokluğun dibinden gelmiş insanız ama ben bunu belki buradan bir çıkışı da olarak. Aynen ama yani. Her erkeğin her kadının arkasında bir erkek vardır. Yine her erkeği deyince ben dedim bir şey geliyor orada. Yok gelmeyecekti. Sen rahat ol Burak'cığım. Görseydim belki gelirdi falan diyor ya. Oo bu da senin 99'ların falan. Biraz. Yok be gülüm, iyiyiz biz böyle. Hadi sen gel bari, iki dönelim. Yok kızım, sağ ol. Ben dönüyorum zaten. Diyor. Şimdi genel olarak sahneye baktığında pavyonu güzel yansıtmışlar mı? Bayağı. Ortada oynayanlar var, evet, ışıklandırmalar evet. Vesaire. Sadece saz eksik ya orada. Evet, gerçek çünkü çoğu müşteri de pavyona geldiği zaman böyle 2-3 liradan sonra kabadayı hisseder. Bayana davranış falan değişir tabii. İşte ben paramı yiyorum, hop hayırdır abla, güzelsin falan gibi yani. Güzel bir film olmuş yani. Mesela oturan müşteriye gidip de mesela şey der misin, gel hadi oynayalım. Evet. Öyle mi? Kaldırma. Ama tanıyorsam, hadi ya kalk bir oyun yapalım. Kaynatmaz. Hadi kaşık gram. Hadi şunu yapam. Yapıyorum yani. Peki bu şiveyle mi söylüyorsun? Evet direkt böyle. Ondan hoşuna gidiyor mu? Oo, hem de nasıl. Vallahi. Hem de ne diyorum biliyor musun? Kalk diyorum, çok diyorum. Götün diyorum, yaydın diyorum. Götün diyorum, artık diyorum düzleşmiştir. Kalk da bir oynayalım diyorum. Ondan sonra diyor yazdır oyun. Yazdır. İsmini yazıyorsun. Evet. Sonra o isim okunanlar çıkıyor oynuyor gibi. Aa bir de lakabın varsa böyle bir kasılırsın sen. Vallahi mı? Anlatamam. Mesela dolmuşçu olsun. Pat plakayı yazdırıyor dolmuşçu. Taksici pat plaka. Bir onlar bir havalara kasıl giriyor orada. Oo öyle böyle değil. Anladım. Geçtiğimiz aylarda tarla sattıran başlıklı bir video yayınlandı. Bir tane yabancı uyruklu bir hanımefendi evet, dans ediyor. Evet bizim dükkanda. Evet. İzledin değil mi abla bunu? Evet izledim. Bu da çok güzel. Aslında sen sormadan ben burada güzel bir soruyu da sana nitelendireyim. Bu bayan kardeşimiz evet yeni 1,5-2 senelik yabancı ülkede evet. Gelme, çalışma sigortası olmayan, kaçak çalıştırılan genç kızlarımızdan birisi. Ha. Kaşıklarla oynaması bir kere dikkat çekiyor. Ha. Evet. Ya yabancı bir kadının kaşıkla evet. Pavyon dansı yapması falan böyle bir ilgi çekti hakikaten. Tabii ki de yani evet. Sen yabancısın. Zili boş ver, kaşığı ne ara öğrendin? Evet. Onu da boş ver. Oynamayı nasıl öğrendin? Şimdi adı dedim yani tarla sattıran diye. Hakikaten tarla sattıran mı? Ya şimdi dürüst olayım şimdi gene diyeceksiniz ki gene mi Dilek abla sen konuşuyorsun? Kulakları çınlasın. Alemin benden büyük ablası da vardı. Sarı Leyla abla. Gene kulağını çınlattım. Alemi bıraktı. 55 yaşında bıraktı. Hı. Tarla bir onun üstüne döndü. Bir benim üstüme döndü, bir de kulağı çınlasın evlendi Kara Ceylan. O da çok prop oyunculardan. Tarlayı satıyorlardı eskiden, patronla anlaşıyordu ama her insan pavyona giremiyordu. Yani parası olanı bile almıyorlardı. Belli başlıklı böyle ağır abiler, kabadayılar. Geliyordu seninle anlaşıyordu, işte patronla samimisin. Ya ben bu tarlayı arsayı işte beni reklam yaptırma emlak falan bebebelik duymasın. 6 ay, kaç ay eğlenim? 6 ay bir sene geliyorsun hesap ödemiyorsun, istediğin bayanla oturuyorsun gidiyorsun. Güzel, tarla satmak bu demek aslında evet, yani. Evet, buydu ama şimdi tarla kalmadı maalesef ki krediler, mürediler Allah yardım etsin. Şimdi kredi herkese çektiren diye. Gerçekten öyle. Evet. Hiç alemi eroin gibidir. Yapışımı bırakmıyor anladın mı? Şimdi seninle bir aslında kaşıkla oynama olayına gireceğiz. Tamam mı? Kaşıklarımız var mı? Var var. Abi ne dandik kaşıklar getirecektim şimşir kaşıkları şunlara bak gerçekten be. Gerçekten yaranamıyoruz sana ya. He? Yaranamıyoruz ya. Yok be yani deseydiniz getirirdim zillerimi. Sesi nasıl? Tırt mı? Tırt be ya bunlar kaşık mı şimşir? Kırılmıyor ama çok iyi.
Girdin mi moda? Modda mısın? Moddayım. Şu an oyunda her zaman moddayım. Hazır. Başladık. Oh. Bir alkış alalım ya. Hadi alkışa biraz. Evet, alkışlayalım. Bravo ablacığım. Süpersin abla ya. Ama çok pis gemiler yakarım. Alkışlayalım. Vay be, eskiden de pavyona gidenler varmış. Gel gel. Evet, soruyu tahmin edebiliyorum. Bir kere bu imkansız. Burada yani bildiğin kurgu, sallamasyon. Orada direkt yani pataküt yani adam dalar. Orada bayanın işi tabii ki para. Eskiden bir sistem vardı. Bütün artistler yövmeyi alıyordu. Pandemiden sonra artık yarıcı sistemi. İşte işçinin yarısı mekana kalıyor. Yarısını bir bilezik takıyorlar falan gibi. Yani şu para gösteren adam her zaman farklıdır yani. Dur bir de ben bakayım bu falan diyormuşum. Bu fakirle oturacağım diyor gibi. Aynen yani evet. Bu. Oluyor yani diyor tabii ki. Buradan da seslenim artık. Gençlerimizi Allah korusun yani. Kimse özenmesin. Evet benim mesleğim oldu ama ben çok büyük bedel ödedim. Mafyasıyla oturdum, iyisiyle oturdum, emniyetiyle oturdum, tehdit altında oturuldum, kaçırıldım. Ateşler. Kaçırıldın benim mı? Tabii ki canım. Allah Allah. Alemin en küçük bayanıydım şimdi. 40'ın şimdi yiyorsa kaçırsınlar diyorsun. Yani. Neyse bir çok büyük konuşmayayım da. Yok yok şimdi gönüllü olanı ben kendim gönüllü gidiyorum. Bakar yok falan diyormuşum. Masadaki müşterinin moduna ve sahnedeki şarkıya göre kah oynayacaksın, kah gireceksin, kah ağlayacaksın. İçmeyeceksin, içireceksin, yemeyeceksin, yedireceksin, soyunmayacaksın, soyup soğana çevireceksin. Olay bu. Hoş geldin kocacığım. Nasılsın, iyisin? Öğrengiler, babaengiler, kardeşin gelin nasılsın? İyiler, iyiler, sağ ol. Kız! Hele dur ben sana bir bakayım. Ben kurban olurum senin gözlerine. Geçerli mi bu söyledikleri? Yani birazcık abartmış ama evet geçerli. Ben 27 yıldır evet çevremde çok arkadaşım da oldu, çalışan da oldu. Birinin kolundan tutup da pavyona başlatmadım. Allah da bana o günü nasip etmesin bu saatten sonra. Şu da var, yeni nesiller. Ama ben çok para kazandım yani direkt zenginliği görüyor ama değil. 3 örnek, 3 alıyorsan işte bunun günlüğü gidiyor, kuaförüne gidiyor, taksine gidiyor. Şimdiki nesilde de böyle arkadaşlarına çok vesile olup da kandıran yeni nesillerimiz %80 bu alemde. Ya hiçbir müşterime selam vermem. Şimdi selam verirsem yanına gitmek zorunda kalırım. Mesela bilmem bir adam bana uzun uzun bakıyor, direkt hemen böyleyim ben. Başka bir şeye adapte ediyorum veya diyorum ki inşallah diyorum sahneye çıkarım hani kurtulurum. Şu bakışlardan falan. Vallahi. Mesela birisi bana bakınca çok utanıyorum. Cidden yani utanıyorum. Evet, Arka Sokaklar izliyor musun abla? İzliyorum. Vallahi. Evet. Kaç bölüm oldu hepsini izliyor musun? Yani? Hepsini izlemesem de ara ara izliyorum. Diyorsun. 2 hafta içinde gelen 3. şikayet. Nasıl o yılbaşı şey herhalde. Sosyal medyadan müdürüm. Buluşma sonrası bara ya da pavyona götürüyorlar. Orada yüklü bir hesap çekip gönderiyorlar. Çok normal. Çalışıyorum kızlar yani. Bizim Ankara'da bir kolaya 30 bin lira yazdılar ya siz ne diyorsunuz? Sen var ya sen. Banu! Banu! Eyvah abi! Ben senin ayağını kıracağım. Ne oluyor? Ulan namussuz. Önce buradaki hesabı öde. Senin hesabını sonra göreceğim. Buyurun efendim. Ne bu abi? Hesap? 85 bin lira. Şimdi buradaki dolandırma hikayesini anladın mı? Anlatayım evet, he? Evet evet. Zaten hani kendimiz içinde olduğumuz için çok normal. Tabii ki böyle bir senaryo değil, gerçekler de var. Dedim ya her kadının arkasında bir erkek var. Kimisinin abisi, kimisinin eşi, kimisinin sevgilisi. Yoluna çıkan erkek karakteri de var şimdi. Yani sevmese bile sevgili yapıyor, pavyonu başlatıyor. A gazinoda bir sevgilisi, B gazinosunda bir sevgilisi. Sabahki zarfı alıyor, köşeyi buluyor. Bedavadan zenginlik. Vallahi mı? Bu sistemde olan insanlarımız da var. Gerçekten kardeşini, ailesi arıyorsa arayan insanlarımız da var. Allah onlara yardım etsin. Ama filmin bu boyutu da var. Bunlar da bir gerçek. 85 bin hak gele. Az. Hak gele. Az. Kaç olacak? Ben yani sana şöyle diyeyim.
Ben 126 bini gördüm ya. İyi, bir gecede. Bir gecede. Ayıptır sorması ne kadar sana gidiyor mesela bunun yüzdelik dilimi? Ne kadar içtiysen. Diyorum ya mesela geçen gün adam 80 bin lira ödedi. Hmm. Ben 16 milyar kazandım. Hmm, anladım. %20 gibi bir şey yapıyor herhalde. Evet evet. Okey peki. Behzat Ç.'li bir evlilik teklifi sahnesi izleyeceğiz. Hemen bakalım. Pavyonda mı? Yes. Of hayalimdeki biliyor musun? Tam öyle değil ama. Abi bizde. Abi. Ha. Şükrün abla değil mi ya? Ha. Siz karışmayın lan. Bırak bu işleri diyorum. Bırak bu işleri de evlenelim gönül, evlenelim. Bir problem mi var birader? Sen kimsin lan? Behzat. Arkadaşım o benim, sorun yok. Pardon birader. Yanlış anlaşıldı herhalde. Sen bir gelsene. Gel bir. Dilek abla, kaç kere sana evlilik teklifi yapıldı bugüne? Vallahi 27 yılda nereden baksan belki 500 bin kere evlilik teklifi almışımdır. Mesela evlilik teklifi çok yapılıyor mu? Mesela bir gittin bir adamın yanına oturdun. Oha ben evlenme şeyiyle 3 ay birlikte yaşadım biliyor musunuz? Adam geldi sana gel evlenelim dedi. Evlendim. Sen inandın. Ha evlendin. Evet. E tamam. 3 ay yaşadım ama. Ya bana ya diyorum ki ya benim modelim geçti benden ne istiyorsun ablam falan. Ya abla evleneceğiz ya diyorum oğlum bak git işine diyorum yani anladın mı? Anladım anladım. İnandırıcı gelmiyor yani. Gerçekten birini sevmeye korkuyorsun cesaretin yok. Çünkü bir erkekten alıyorsun. Yani bir kişiden duymuyorsun. 300-500 kişiden duyuyorsun. Evet. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Hop. Dur kız dur ne yana. Pavyonda değiliz pavyonda. Çekim yapıyoruz şu anda. Aa, ne şerle konfeti niye getirmedim ki ben ya?